Merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'yi konuşacağız. Uzun yıllardır aslında son 2 yıldır yeni seçim yasası konuşuluyordu, tartışılıyordu. AKP ve MHP'nin gündemindeydi. Yeni yasa yani seçimleri düzenleyecek olan yeni yasa dün meclis başkanlığına sunuldu. 15 maddeden oluştuğu açıklandı. Tabii en bilinen hali bugüne kadar kamuoyunda tartışmalardan öğrendiğimiz %10 seçim barajı %50'ye inecek, indirilecek. Bu daha çok MHP gözetilerek atılan bir adımdı. Çünkü MHP'nin baraj sorunu vardı. Yaygın kanaat, yaygın görüş buydu. Öyle de oldu. Yani teklifte %10 barajı %7'ye indiriliyor. Şimdi bu buraya kadar tamam. Hatta buna itiraz edenler de var. Yani neden %5 değil %7? Ancak tartışma belki devam edecek. Fakat diğer düzenlemelere baktığımız zaman yani hem uzmanlardan hem siyasi çevrelerden, siyasi partilerden peş peşe açıklamalar geldi. Türkiye'de siyasetin aslında mecrası böyle akıyor. Demek yanıltıcı olmaz. Daha önceki hükümetler de her seçim döneminde seçime doğru giderken hükümetler zayıfladığı anda kendi durumunu güçlendirecek yani iktidardaki partiyi güçlendirecek ama muhalefeti de zayıflatacak adımlar atılıyor. Bu defa yine benzer tabii görüşler var, itirazlar var. Bu durumda aslında %10 barajı HDP ile ilgili konulmuş bir barajdı. Bunu bilmeyen yok ama denklem öyle bir noktaya geldi ki HDP barajı aştı. Hal böyle olunca işlevsiz hale geldi ve bu noktaya gelindi. Diğer siyasi partilerden de açıklamalar var konuya ilişkin ama en çok merak ettiğimiz tabii ki HDP bu düzenlemeye ne diyor? Savran Oluç, HDP Grup Başkan Vekili bizimle birlikte. Sayın Oluç merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Yani kısa bir bilgi vermeye çalıştım ama eksik bıraktığım bir şey var mı bu yeni düzenleme ile ilgili? Son 2 yılın galiba meselesi ve 15 maddeden oluşuyor. Bizim bildiğimiz, kamuoyunun bildiği %10 yani %10 barajı %7'ye indiriyorlar. Bu daha önce tartışıldığı için herkes bu meseleyi aşina ama bilmediklerimiz de var. Yani diğer 14 madde ne diyor? Yani şöyle aslında söyledikleriniz doğru. %10, %7'ye iniyor. Fakat bu aslında çok önemli olan bir durum değil demokrasi açısından baktığımızda. Yani tabii ki %10 yerine %7 olması daha iyi denebilir. Fakat demokratik bir seçim olması açısından başka adımların atılması gerekiyordu. Onların hiçbiri yok. Ne var ama içinde? Bir tanesi mecliste grubu bulunan partiler ya da grup kurabilmiş olan partiler biliyorsunuz seçim için örgütlenme kıstasını yerine getirmeden seçimlere katılabiliyorlardı. Yani bu bir şart değildi, tam tersine kolaylaştırıcı bir şeydi seçime katılmak için. Bunu Bunu kaldırdılar. İyi Parti örneğinde gördük değil mi son Evet. Onu dönemde? kaldırdılar, kaldıracaklar şimdi. Dolayısıyla mecliste grubu bulunuyor olmak seçime katılmak için yeterli bir adım olmuyor olacak. Birincisi bu. İkincisi tabii esas önemli olan şu. Hesaplama sistemini yani parlamento seçimlerinde milletvekili sayılarını belirleyecek olan hesaplama sisteminde eskiye dönüldü. Yani 2018 2015 dönemine dönüldü aslında. Yani 2018'de değişmişti bu. 2018'de ittifaklar kurulduğu için ittifakların aldığı toplam oy esas itibariyle milletvekili sayılarının belirlenmesinde belirleyici oluyordu. Dolayısıyla ittifakın içindeki daha az oy alan partilerin de oyları aslında ittifaka yansımış oluyordu bir şekilde. Şimdi bunu kaldırdılar. 2015 dönemine geri döndük. Yani artık her parti kendi aldığı oy oranına göre bir milletvekili çıkartacak ve birinci parti yani o seçim bölgesinde diyelim bir kentte birinci parti hangi parti ise o avantajlı duruma gelmiş olacak. Dolayısıyla orada önemli bir değişiklik yapılmış oldu. 2015'e geri dönüldü. Yani bu ne demek? Yani parlamento seçimleri için ittifak kurmanın aslında matematiksel bir değeri kalmadı baktığımızda. Politik bir değeri kalmış oldu. Yani bir ittifakın oluşmasının politik bir anlamı oluşmuş oldu ama matematiksel bir katkısı kalmadı baktığımızda. Bu en önemli değişiklik ve
buradaki esas hedefte Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda oy kaybetse de, ki bu görünüyor, oy kaybediyor ciddi miktarda. Fakat birinci parti olma özelliğini henüz sürdürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman tek tek iller açısından tabii ki farklılıklar var. Dolayısıyla birinci parti olma özelliğinden faydalanarak az oy oranı alsa da çok milletvekili çıkarma imkanına sahip olacak bu sayede. Dolayısıyla iktidarı sürdürebilmek için ya da iktidarın güçlü parçası olarak kalabilmek için bu düzenlemeleri yapmış oluyorlar. Bu önemli bir değişiklik. Bir diğer konu bu il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesindeki mesele, hakimlerle ilgili olan. Var olan yasada çok uzun yıllardır bu böyle. En kıdemli hakim esas itibariyle il ve ilçe seçim kurullarında başkanlık yapar. En kıdemli hakim. Şimdi kıdemli hakimler arasında kura çekilerek başkan belirlenecek. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara yakın olan daha fazla sandık kurulu başkanı olabilmesi için bir yol açmış oluyor esas itibariyle. Bu önemli bir değişiklik. Yani özellikle 2019 yerel seçimlerinde alınmış olan işte seçimi yenilenme kararı vesaire gibi şeyleri de düşünürsek sandık kurullarının önemi ortaya çıkmış olur. İl ilçe seçim kurullarının önemi ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla burada bir değişiklik yapıyor ve il ve ilçe seçim kurullarının oluşmasında en kıdemli hakim değil, en kıdemli hakimler arasında kurada kim çıkarsa o şekline gelmiş oldu. Cumhurbaşkanına bir seçim kampanyası sırasında önemli bir imkan sağlıyor ve Cumhurbaşkanı şu anda biliyorsunuz aynı zamanda bir partinin genel başkanıdır. Cumhurbaşkanına serbest seçim propagandası yapmasını ve esas önemli olan devletin imkanlarını kullanabilmesini sağlıyor. Bu demek ki bir partinin genel başkanı devletin bütün imkanlarını kullanarak ulaştırma, para, pul, işte her türlü imkanını devletin kullanarak seçim kampanyası yapacak. Yani Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kampanyasında fiilen büyük bir eşitsizlik yaratılıyor. Baktığımızda. Bu tür maddeler var 15 yani maddenin içinde. Bütün bu düzenlemeler iktidarı giderek zayıflayan AKP-MHP iktidarını güçlendirmek için atılmış adımlar mı ya da gerçekten seçim sisteminde sorunlar vardı. Bunları gidermek için ya da bunları gidermek üzere atılmış adımlar mı? Hedef olarak siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle birinci söylediğiniz yani iktidar varlığını devam ettirebilmek için ya da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın en güçlü partisi olabilmek için yani aynı koalisyon mu devam eder, başka bir koalisyon mu olur, bunları tabii ki bilemiyoruz şimdi. Seçimden sonra ortaya çıkacak bir tablo bu ama her halükarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefi ya bu iktidar koalisyonunu devam ettirmek ya da yeni bir kombinasyonda en güçlü parti olmak esas itibariyle. Dolayısıyla esas da yani baktığımızda seçim yasasındaki antidemokratik hükümleri değiştirmek, demokratik bir seçim yapmak, temsilde adaleti güçlendirmek amacıyla atılmış bir adım değil. Tamamen iktidarın yeni dönemde varlığını sürdürebilmesi için atılmış bir adım olarak görmek gerekiyor. Zaten tartışmalarda da bu çok net olarak ortaya çıkıyor. Tabii özellikle de karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında oluşan Millet İttifakı'nı zora sokmak ve parçalamak için atılmış olan bir adım olarak da görünüyor. Genel olarak baktığımızda tabloyu böyle değerlendirmek mümkün. Millet İttifakı'nı birazdan soracağım çünkü o da önemli bir soru ya yani merak edilen, yanıtı merak edilen bir soru ama sizinle devam edelim HDP ile. Şimdi iktidar kanadının şöyle bir görüşü var. Bu %10 seçim barajını %7'ye indirmek. Geçmişte HDP'nin yani sürdürdüğü gelenek veya siyasi partiler ortalama %6,5-7 civarında oy alırlardı. Şöyle bir tespitleri var. Yani %10 barajı olduğu için HDP seçmeni daha fazla motive oluyor. Ve tabii ki barajı geçiyorlar. Ama eğer
%7'ye barajı indirirsek HDP'de de bir düşüş olacak. Bu bir. İkincisi MHP ile ilgili. Yani MHP'de şöyle bir şey, yani %10 barajını aşmıyor anketlerde. Bazı zorlama anketlerde aşıyor görünse de gerçekte böyle olmadığı söyleniyor ama %7'yi de aşamadığı söyleniyor. Burada MHP nasıl bir tavır alacak? Yani daha fazla mı düşmesini isteyecek ya da başka bir AKP listelerinden mi seçime girecek? Nasıl olacak? Yani tabii şimdi komisyon ve genel kurulda değişiklik önergeleri verilebilir ve %7'nin altına inmesi için hamleler yapılabilir ama benim sandığım burada AKP ve MHP bir anlaşma yapmıştır. Dolayısıyla %7'yi daha aşağı çekecek bir hamleyi MHP tek başına yapamaz. Yetmez zaten sayı. O zaman MHP muhalefetle birlikte hareket etmiş olur ki bu Cumhur İttifakı açısından bir çatlama sonucunu doğurur. Ben o yüzden hani bu cesur bir adım olur MHP açısından ama atacakları kanaatinde değilim doğrusu. Dolayısıyla %7'de kalacaktır bu. Ama MHP %7'yi de tutturamazsa seçimlerde yani böyle ihtimaller var elbette ki. Kamuoyu yoklamalarında çeşitli şeyler ortaya çıkıyor. Ancak yani bu politik bir mücadeledir. Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil tabii ki. MHP'nin Adalet ve Evet sanıyorum Sayın Oluç'un internetinde bir problem oldu. Seçime evet. Girmesi evet bir internet problemi yaşıyor Sayın Oluç. Birazdan bu çözüldüğünde yeniden konuşacağız, devam edeceğiz buradan. Şimdi temel tabii mesele şu, MHP %7'yi de aşamıyor. Sıkıntı da veya problem de burada başlıyor. %7'nin altına inerse de baraj bu defa yani AKP'den ayrılmış partiler, DEVA ya da Babacan'ın partisinin de barajı aşma ihtimali ortaya çıkıyor. Bir galiba internet sorunu yaşadık. Devam edin lütfen. Evet. MHP'de kalmıştınız. Evet. Şimdi MHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden seçime girmesi için girmesi ise çok ciddi bir politik karar MHP açısından. Yani bir geleneği olan MHP'nin aslında politik olarak ben iflas ettim ve Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden seçime giriyorum demiş olması olur bu. Böyle bir adım atar mı MHP, bir siyasi geleneği olan bir MHP? Onu tabii kestirmek şu anda mümkün değil ama bu aslında böyle bir şey yaparsa ben %7'yi bile tutturamıyorum. Dolayısıyla siyasi olarak bittim, beni Adalet ve Kalkınma Partisi kurtarsın demiş olur MHP. Yani bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Böyle bir adım atacaklar mı? Sizinle ilgili plana peki ne diyorsunuz? Yani hükümetin kafasındaki onunla, plana. Evet, onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani bizim ya bunun çok gerçeklerle örtüşen bir görüş olduğu kanaatinde değilim. Neden diyeceksiniz? Yani tabii ki geleneksel olarak Kürt siyasi hareketine baktığımızda uzunca bir zaman 6-7'lerde dolaşıyordu. Fakat 2015 seçimleriyle beraber HDP aslında önemli bir açılım yaptı ve bir Türkiye'nin tamamına hitap eden bir adım attı. Bu önemliydi birincisi ve bunu toplumun çok önemli bir kesimi gördü. Hatırlarsanız 2015'te %13 oy almıştık 7 Haziran seçimlerinde. İkincisi Batı'da yaşayan, Batı'ya göçmüş olan milyonlarca Kürt yurttaşımız var. Yani özellikle İstanbul'a bakarsanız 4 milyona yaklaşmış vaziyette. İzmir, hakeza çok milyonlarca insan yaşıyor. Antalya, Bursa, Kocaeli, Aydın, Adana, Mersin bütün Batı'ya baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve HDP aslında Batı'daki Kürt seçmene de hitap eden bir parti haline geldi yaptığı açılımla. Dolayısıyla HDP'nin aldığı oylar öyle ya barajı geçsin oyları değildir sadece. HDP politikalarıyla, duruşuyla, mücadelesiyle, direnişiyle aslında başta Kürt seçmen olmak üzere, Kürt yurttaşlar olmak üzere Türkiye'nin tamamına, bütün topluma önemli mesajlar vermiş olan ve vermekte olan bir partidir. O yüzden bu beklentilerin doğru olmadığı kanaatindeyim. Birincisi politik olarak baktığımızda. Matematiksel olarak baktığımızda da şimdi yine bütün araştırmalarda da görünüyor.
yeni seçmenler var. Yaklaşık 7 milyon civarında ilk kez oy kullanacak seçmenler var. Ve bu ilk kez oy kullanacak seçmenlerin içinde Kürt gençlerinin, kadın erkek Kürt gençlerinin oranı oldukça yüksek. İlk kez oy kullanacaklar. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? HDP yani öyle hasbelkader barajı aşmış olan bir parti değil. Politikalarıyla, duruşuyla, mücadelesiyle bunu sağlamış olan bir parti olduğu için bizim seçmenlerimizin de bütün yine kamuoyu araştırmalarını gösterdiği partisine en sadık, partisinden vazgeçmeyen seçmenler olarak göründüğü için bizim o konuda herhangi bir kaygımız yok. Yeter ki biz seçmenlerimizi küstürecek yanlış bir politik adımı atmayalım. Yeter ki biz seçmenlerimizi bizden uzaklaştıracak yanlış bir adım atmayalım. Bu olmadığı müddetçe ben HDP seçmenlerinin sadık bir şekilde partilerine sahip çıkacağını, kendi iradelerine sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan o yorumları çok doğru bulmuyorum. Yanlış hesap yapıyor iktidar, evet, diğer alanlarda evet olduğu gibi. Çünkü HDP sonuç olarak sadece bir Kürt seçmeninden oy almıyor. Yani Türkiye'nin tamamından evet oy alan bir siyasi partiden söz ediyoruz. Bu defalarca da kanıtlanmış. Şimdi esas meseleye gelelim. Yani bu süreçte seçim yasası değişsin değişmesin. Zaten antidemokratik, eşit koşullarda muhalefetle iktidar seçime gitmiyor. Bunu bir tarafa not edip Millet İttifakı meselesine gelelim. Bir hazırlık vardı yani Millet İttifakı cephesinde. Üyesi olmayanlar da işte 6 parti son olarak bir araya geldi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi önerdiler. Bu hamleyle yani AKP-MHP'nin bu hamlesiyle Millet İttifakı projesi ya da Millet İttifakı'na dair olmayan ama sonradan güçlenmiş parlamenter sistem konsepti üzerinde bir araya gelen altı siyasi partinin konsepti bu durumda çöktü mü? Çünkü Kılıçdaroğlu da sert yanıt verdi yani. Diğer siyasi parti liderleri de açıklamalarda ne kadar bir antidemokratik uygulama olduğunu söylediler. Yani konsept çöktü denemez henüz. Çünkü mesele yani iki seçim var biliyorsunuz. Bir tanesi meclis parlamento seçimi ve milletvekilleri belirlenecek. Elbette ki önemli buradaki oran ve sayılar. Bu hiç tartışmasız. Çünkü 301'i bulmayan bir koalisyon meclisi çalıştıramaz ve yasa çıkartamaz. Bu işin bir yanı. İkincisi de cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada da %50 artı bir oya ihtiyaç var. Şimdi bunu niye söylüyorum? Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifakların oluşması ya da bir ortak adayla anlaşılması çok önemli. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda bir ortak aday oluşumu meselesindeki konsepte bir çökme yok. Ama parlamento seçimleri açısından baktığımızda şimdi bu hesaplamada ittifakın bir anlamı kalmadığı için iktidar şöyle düşünüyor. Yani bu ittifaktaki partilerin her biri bir tarafa gider diye düşünüyor. Ve hesabını bunun üzerine yapıyor belli ki. Ama bu politik bir karar. Tabii ben o partilerin nasıl bir politik karar vereceklerini bilemem. Biz o ittifakın içinde değiliz. Ama yani mesele eğer bu partiler için sadece mecliste belli bir milletvekili sayısına ulaşmak idiyse hani o zaman biz sistemi değiştireceğiz iddiasının yani bir güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ifade ettikleri sistem değişikliği iddiasının bir ciddiyeti yoktu demek ki öyle görmek lazım. Yok hakikaten bu sistemi değiştirmek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı'nın da değişmesini sağlamak gibi bir hedefleri varsa eğer hala o zaman meseleye meclis parlamento aritmetiği açısından değil, onu önemsiz olarak gördüğüm için söylemiyorum bunu. Önemli, o çok önemli. Fakat sadece o açıdan değil, aynı zamanda politik açıdan bakmaları gerekiyor. Hı. Ve kararlarını öyle almaları gerekiyor. Ama dediğim gibi biz o ittifakın içinde olmadığımız için hani şöyle kararlılar, böyle kararlılar diyemem yani. Sonuçta parlamentoda grubu bulunan 3. büyük partinin grup başkan vekilisiniz, deneyimli bir siyasetçisiniz. Türkiye'nin meselesi bütün herkesi ilgilendirdiği için haklı olarak biz de soru soruyoruz, siz görüşünü söylüyorsunuz. Şimdi şöyle mi olacak bu durumda? Yani anketlere baktığımızda DEVA ya da Gelecek Partisi
Yani %7 barajını da aşmıyor tek başına. Birleşirler mi, başka bir formülü bu bilmiyorum ama bu durumda şöyle bir formül üzerinde, yani bu yeni yasaya göre konuşursak, eğer yasallaşırsa, işte Babacan CHP listesinden girerse ya da Davutoğlu CHP listesinden girerse seçmen ters tepki gösterir. Evet. Buna katılıyor musunuz? Yani böyle bir süreç işlenirse, burada da çünkü hükümetin, AKP'nin belli ki bir planı var. Doğru, yani bu kolay bir şey değil. Yani şöyle, iki açıdan da kolay değil. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından kolay değil, hem de diğer partiler açısından. Yani siz DEVA ve Gelecek'ten bahsettiniz, işte Saadet, Demokrat Parti filan da dahil olmak üzere. Onlar açısından da kolay bir karar değil politik olarak baktığımızda. Dolayısıyla zaten iktidarın amacı da tam olarak bu kararsızlığı ve tartışma ortamını yaratmak. Ve bu attıkları adımla da onu yaratmış oldular. Ama dediğim gibi, yani partilerin burada hem meclis aritmetiği açısından duruma bakmaları gerekiyor, hem de politik hedef açısından bakmaları gerekiyor. Hangisi ağır basacak, ne olacak? Bu önümüzdeki günlerin tartışma konusu olacak bu partiler içinde de. Ama şunu da görmek mümkün. Yani ayrı bir ittifak da olsa, diyelim DEVA, Gelecek, Saadet gibi bir ittifak da olsa, %7'nin aşılacağına dair bir garanti yok ortada. Dolayısıyla yani iktidar bu attığı adımla esas itibariyle karşısında oluşmuş olan ittifakı, Millet İttifakı'nı kastediyorum, dağıtmayı hedefledi. Ve bunu görüyor bence şu anda Millet İttifakı da. Millet İttifakı ama buna karşı bir alternatif çözüm, bir politika üretip üretemeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama iktidarın esas hedefi buydu. Yani Millet İttifakı... Ters tepebilir mi? Yani iktidarın bu attığı adımlar sonuçta seçmenin gözünden kaçmaz. Yani bir şekilde not ederler. Yani bunların hangi ihtiyaç sonucu atıldığını, hükümete avantaj, AKP'ye, MHP'ye, muhalefete de dezavantaj olduğunu, zayıflattığını görürse... yani bir de giderek eriyen bir hükümetten söz ediyoruz, oylarından söz ediyoruz. Seçmen burada ters tepki verebilir mi? Olabilir bu. Çünkü daha evvel, yani Türkiye'ye yakın tarihine bakacak olursak, bu tür yani iktidardaki partilerin iktidarı kaybetmemek için seçim yasasıyla oynaması sonucunda seçmenin tepkisi sert olmuştur ve bunun sonucunda da iktidarlar değişmiştir aslında. Yani bu ANAP döneminden bugüne, hatta daha öncesine de gidebiliriz ama yakın tarih açısından baktığımızda bu görünmüştür. Dolayısıyla ben seçmenin bunu gördüğünü düşünüyorum. Yani seçmen çok fazla teknik detaylarla uğraşmayacaktır ama şunu görmektedir şimdi. İktidar varlığını sürdürebilmek için seçim yasasıyla oynuyor. Mesele demokrasi falan değil. Bir attığı adım, yani %10'dan 7'ye indirmek, aslında iktidar ortağının, MHP'nin varlığını sürdürebilmesi için atılmış olan bir adım. Dolayısıyla Türkiye'nin geneli için atılmış bir adım değil esas itibariyle. İkinci adım da karşısındaki ittifakı parçalamak için atılmış olan bir adım olduğunu görüyor. Dolayısıyla seçmen bunu gördüğü için buna karşı tepki gösterir. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi seçmeninin içinde de buna yönelik tepkiler olur. Yani bu, çünkü siyasi ahlak açısından baktığımızda çok uygun şeyler değildir. Yani oyun devam ederken kuralı değiştiriyorsunuz siz. 2018'de bu ittifak kuralını, yasasını getirmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. İttifakların yapılmasının mümkün olması ve bu ittifaklar sayesinde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem parlamento çoğunluğunu elde etmesi için getirmiştir. O oyun oynanırken şimdi ben bunu bozuyorum, 2018 öncesine dönüyorum diyor. Seçmen bunu görüyor. O zaman niye ittifak yasasını çıkardınız? Neden ittifak mümkün hale geldi sorusunu soracak ve tabii ki bunun neden bu adımın atıldığını herkes anlayacak. Peki. Bu bir tepki de yaratır elbette. Yani seçmenlerin kendi partilerine ve politikalarına sahip çıkmasını güçlendirir böyle bir adım. İki soru, kısa yanıt lütfen. Bir, bu düzenleme yasallaşırsa bu ne anlama gelir? Yani erken bir seçim rafa mı kaldırılır? Zamanda mı seçim olacak?
şu anlama gelir, yani büyük ihtimalle bu hafta ya da önümüzdeki hafta komisyona gelir, komisyondan geçer, sonra genel kurula gelir. Yani bu demektir ki bir sonraki yılın Mart sonuna kadar seçim yapılırsa bu yasa uygulanmayacak demektir. Ancak bu yasanın uygulanabilmesi için bir sonraki yılın Mart sonundan sonra seçim yapılması gerekir. Dolayısıyla bu yasayla seçim erken olmaz. Ama iktidar koşulları uygun görür kendisi için, öyle bir koşul ortaya çıkar ki bugün böyle bir görüntü yok. Onu net olarak söyleyeyim. Yani ekonomi açısından baktığımızda vesaire Türkiye öyle bir durumda değil. Çok ciddi bir kriz yaşanıyor. İktidar ben seçime gidiyorum, uygun gördüm koşulları derse eski yasayla seçimi yapmış olur. Ama ben bunun çok güçlü bir ihtimal olduğu kanaatinde değilim. Yani hani böyle bir ihtimal sıfırdır denemez ama güçlü değildir. Dolayısıyla erken seçimden söz etmek çok doğru olmaz artık. HDP'nin bu konudaki, yani bu yeni yasal düzenlemeyle ilgili, çünkü MYK toplantınız da vardı. Ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir seçim yasasıyla ilgili, siyasi partiler kanunuyla ilgili? Birkaç cümleyle. Şöyle, birincisi temsilde adalet çok önemli. Dolayısıyla bizim en başından beri savunduğumuz aslında barajsız ya da Avrupa standartları düzeyinde çok düşük barajlı bir seçim yasasıdır esas itibariyle. Böylece Türkiye'deki bütün siyasi akımların, görüşlerin, toplumun her kesiminin aldığı oy oranında mecliste sesinin duyulması mümkün hale gelir. Birincisi bu. İkincisi de seçim yasasında başka antidemokratik öğeler de var, maddeler de var. Bunların da değiştirilmesi gerekiyordu. Fakat dediğim gibi iktidar tam tersi yönde bir adım attı. Şimdi biz bu seçim yasası geldiği zaman komisyonda da genel kurulda da muhalefetimizi dile getireceğiz, söyleyeceğiz laflarımızı. O doğrultuda da oylarımızı elbette kullanacağız. Esas itibariyle biz demokratik bir seçim ve siyasi partiler yasası olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu atılan adım bu doğrultuda bir adım değildir bizim gördüğümüz ve değerlendirdiğimiz kadarıyla. Peki, çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıp bizi izledikleri için. Lütfen yayınları beğenin, paylaşın ve kanala abone olmayanlar da kanala abone olsun. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için bu gerekli. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.